Avukat Galip karısı Rüya ile İstanbul'da yaşayan mutlu bir çiftti. Bir gün Rüya aniden kayboldu. Galip, karlı bir kış gününde karısı Rüya'yı aramaya koyuldu. Gelin bundan sonra olanları birlikte izleyelim. Rüya karıcığım neredesin? Allah Allah, burada da yok. Nerede bu kadın? Sanırım evi terk etmiş. Üvey kardeşi Celal de kayıp. Bence Rüya onun yanında. Galip her şeyini Rüya'yı aramaya verdi. İlk olarak evdeki tüm ipuçlarını toplamakla başladı. Bütün ailesine yalan söyleyerek Rüya'nın gittiğine dair hiçbir bilgi vermedi. Galip Rüya'nın eski kocasına bile gitti. Fakat hiçbir sonuç alamadı. Merhaba, ben Avukat Galip. Rahatsız ettim biliyorum ama karım Rüya kayıp. Acaba bir bilginiz var mı? Rüya kayıp mı? Gerçekten çok ilginç. Sizin bu konuda bilginiz yok mu peki? Eski kocasısınız sonuçta. Hayır Galip Bey, tabii ki yok. İnanın bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, ben size rahatsızlık verdim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Umarım başına kötü bir şey gelmemiştir. Şimdi şu ipuçlarını birleştirme zamanı geldi. Bence bu olayı çözmek için Celal'in köşe yazılarını okumalı ve onun gibi düşünmeliyim. Hatta onun yerine bile geçebilirim. Çünkü o da kayıp. Galip, araştırmaları sırasında Celal'in yeniden basılan İstanbul ve tarihi hakkındaki yazılarını bir araya getirdi. Bir süre sonra Celal gibi yaşayarak onun nasıl düşündüğünü anlayabileceğine ve böylece yerlerini bulabileceğine inandı. Bu düşünceyle Celal'in apartmanında bir daire tuttu. Bir süre sonra onun elbiselerini giymeye ve onun köşe yazılarını yazmaya başladı. Galip, çocukluğundan beri Celal'e hayrandı. İçinde bulunduğu durum Celal olma fırsatıydı. Celal Bey merhaba, ben BBC muhabiri. Sizinle röportaj yapmak istiyorduk. Memnuniyetle. Son yazılarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son yazmış olduğum yazıda geniş bir okuyucu kitlesine ulaştım. Çok mutluyum. Peki Celal Bey, yazılarınız gelmeye devam edecek mi? Elbette devam edecek. Yazdıkça paylaşacağım. Yazmayı seviyorum. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu kısa basın açıklamasına ihtiyaç vardı zaten. Ben Galip'in liseden sınıf arkadaşıyım. Bir ara yazıhanesini aradım. Celal'e ulaşamadığımı söyledim. O da bana, onu bulurum, sana ulaştırırım dedi. Ben de tamam dedim. Galip bir gün Celal'in evine giderken çocukken Rüya ile gittikleri Alaaddin'in dükkanının önünde bir kalabalık gördü. Yerde bir adam yatıyor ve üstü gazetelerle kaplıydı. Çok az yaklaşınca bu adamın Celal olduğunu gördü. Üç kurşunla öldürülmüştü. Birden gözü diğer tarafa, Alaaddin'in dükkanının içindeki kalabalığa yöneldi. Orada da biri yatıyordu. Bu kişi ise çok sevdiği, günlerdir aradığı karısı Rüya'ydı. Celal ve Rüya öldü. Ömrümün geri kalanını kendim olmaya adayacağım. Celal Bey, çok gezer. Yazıları için her kesimden insanlarla sohbet kurabilen, annesinden başka bir kimsesinin olmadığını düşünen başarılı bir köşe yazarıdır. Galip Bey, çok düşünen, çok hırslı, amacına ulaşmaya çalışan iyi bir avukattır. Melih amca, olduğundan fazla sinirli, her şeyi eleştiren, ayrıca zeki bir kişiliktir. Suzan yenge, herkesi düşünür, sulu gözlü, iyi kalpli, sevecen biridir.